Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz kuyumcu tamircisi Nuri Soydaş. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Nuri Soydaş. 25 Kasım 1998 tarihinde İstanbul'da doğdum. Aslen Çankırılıyım ama İstanbul'da doğup büyüdüm. Baba mesleği olan kuyumcu tamirciliğini yapıyorum. Ve aynı zamanda Beykent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Baba mesleği dediniz. Biraz anlatır mısınız? Siz nasıl yöneldiniz? Neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler? Tabii. Ben çok küçük yaşlardan beri okulda, yaz tatillerinde daha doğrusu, babam çalışmaya götürürdü beni. Ne güzel. Evet. Ve arkadaşlarım benim hani yaz tatilinde mahallede top oynarken ya da yazlıklarına giderken ben çalışmaya gidiyordum. Yani o sıralara biraz hayıflanıyordum ama şimdi daha iyi anlıyorum neden götürdüğünü. İşi öğrenmek çok önemli değil mi? Son derece önemli. Hele zanaat konusu son derece önemli. Evet, el işçiliği son zamanlarda daha çok refahta olan, daha çok ihtiyaç duyulan bir şey, bir meslek türü yani. Ne güzel. Neler yapıyorsunuz genellikle? Biz müşterilerimizin takmak isteyip de takamadığı ya da kullanmak isteyip de kullanamadığı mücevherlerini, zarar görmüş ya da tahrip olmuş mücevherlerini onlara ilk halinden daha güzel bir şekilde sunuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir yüzüğü var müşterimizin. İnsan fıtratında tabii ki hayatı boyunca değişiklikler oluyor. Yani kilo alabiliyorsun, kilo verebiliyorsun. Tabii. Kilo aldığınız zaman o yüzük parmağınıza olmuyor. Yani elinizde biraz şiştiği için. Biz onu büyütüp müşterimize tekrar sunuyoruz hizmetine. Aynı şekilde zayıfladığı gibi o yüzüğü tekrar küçültüp yine müşterimize sunuyoruz. Özel siparişler yapıyoruz. Mesela müşterimizin istediği, kafasında olan bir tasarımı takmak istediği, kolye olarak, bileklik olarak, yüzük olarak. Yani onu o şekilde gerçeğe yansıtıyoruz. Ne güzel, harika. Ama aynı zamanda da öğrencisiniz. Evet, aynı zamanda yazılım, da okuyorum. Yazılım o da güzel, okuyorum. Onu da düşünüyorsunuz yapmayı. Tabii ki. Ben tamamen geçen sene karar verdim bu kuyumcu sektörlüğüne girmeye. Aslında küçük yaşlardan beri gidiyordum ama tam olarak adapte olmak için değil, oradaki ortamı, oradaki ambiyansı, oradaki dönen sistemi öğrenmek için gidiyordum. Çok kararsız kalıyordum ben. Okuduğum bölümü, yani yazılım mühendisliğini mi, acaba kuyumcu sektörlüğünü mü yapsam diye. Geçen sene bir dönüm noktası oldu. Kuyumcu sektörlüğüne karar verdim. Tabii bu yazılım mühendisliğini yapmayacağım anlamına da gelmez. Tabii yani hayat önemli. Karşımıza neler çıkartır onu bilemeyiz. Tabii bir diploma önemli. Tabii ki. Freelance olarak belki bir projelerde yer alabiliriz. Muhakkak. Aynı anda uzaktan çalışmak mümkün. Kuyumculuğu ya da kuyumculuğu ve yazılım mühendisliğini aynı anda götürebiliriz. Çok güzel, harika. Peki dükkanınız nerede? İstanbul Beyazıt Kapalı Çarşı'da. Aa, çok güzel, tam merkezi. Evet, yani uzun yıllardır bu sektörün uzun yıllardır devam ettiği ve devam edeceğini düşündüğümüz bir konumda. Evet, ismi nedir dükkanın? Kuyumcu tamircisi Bekir olarak geçiyor. Bekir de babamın ismi. 35 sene önce kurulmuş bir firma, kurulmuş bir dükkan. Harika, ne güzel. Peki geleceğe dair hedefiniz? Geleceğe dair hedefimiz bizim mesleğimizde çok önemli unsurlar vardır. Disiplin, el işçiliği, güven, saygı gibi. Yani bunlardan bir tanesi noksan olunca diğerleri de ne kadar mevcut olsa da olmuyor. Biz el işçiliğimizi daha iyi ileriye taşımak istiyoruz. Yani şimdi teknoloji de gelişiyor ve bu sektöre ait teknolojik makineler de gelişiyor. O makinelerle beraber el işçiliğimizin gücünü de katarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Yazılımın faydasını görürsünüz. Yazılımın faydasında belli bir projeler düşünüyoruz ama inşallah gerçekleştirebiliriz. İnşallah. O da çok güzel çünkü dijital ortama yansıtmak çok önemli. Peki bu işi yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bu işi yapmak için aslında her insan yapabilir ama bazı özelliklere sahip olan insanlar daha kolay yapabilir. küçüklükten beri bu işin içinde olan, yani tabiri caizse çekirdekten yetişme dediğimiz tabirle yetişen bir insan daha kolay adapte olabilir bu sektöre. Ve tecrübe ediniyor çünkü. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı insanlar, pratik zekalı insanlar daha kolay bu sektöre girebilir, daha kolay yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hep her işi de bir aksilikler oluyor, aksaklıklar oluyor. Hı hı. Yani bu dezavantajı avantaja çevirebilecek pratik zekalı insanlar daha kolay adapte olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu işte estetik zevk, yaratıcılık da önemli değil mi? Tabii ki. Yani tabii çünkü ki, çok güzel bir konu bu. Evet. Yani hayal gücü çok önemli bu meslekte. Yani yaptığınız tasarımlar eşi benzeri olmayan ya da hiç kimsenin aklına gelmeyen farklı tasarımlar yapmak yani daha önemli, daha iyi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok da ilgi duyulan bir sektör. Geleceği de olan değil mi? Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Hayatı ertelemeyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Çünkü hayat ertelenilmeyecek kadar kısa bir süreç. Kesinlikle. İyi değerlendirelim değil mi bunu? Kesinlikle yani iyi değerlendirmek lazım. Sevdiklerimize vakit ayırmak lazım. Yani özellikle ailemize. Yani nereden geldiğimizi unutmayalım ki nereye gideceğimizi emin adımlarla varalım. Ne güzel. Yani bu şekilde. Harika bir mesaj oldu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Aynı fakat programımızın sonuna geldik. Teşekkürler. Bugünkü konuğumuz kuyumcu tamircisi Nuri Soydaş'tı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Daha nice başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.